Kederli bir zamanın kıyısına vurduğumuz günler. Yaşamakla ölmek arasındaki çizgi hiç bu kadar ince olmamıştı. Eski dünya artık yok. Yeni dünya, yeni normalleriyle doğmak üzere. Çaresiz bir teslim oluş içinde aşı sıramızı beklerken, günün her anı duyduğumuz haberler yaşamanın gücünü daha da çok hissettiriyor. Peki yaşamak sadece soluk alıp vermek mi demek? Bizi hayata bağlayan, damarlarımız olmadan, hayal kurmadan, ilham almadan, ruhumuzu beslemeden, merakla beklediğimiz bir eseri sahnede canlı izlemeden, büyüleyici bir konseri coşkuyla alkışlamadan yaşamak, yaşamak mıdır? Yaşamın anlamını daha derinden sorguladığımız bu korona zamanında, her birimizin hafızasında ayrı bir yeri olan efsanelerimizin bilgeliğine, yaşadıklarından öğrendiklerini duymaya ne çok ihtiyacımız var. Cesaret eden, uyandığı her günü yeni bir maceranın başlangıcı gibi yaşayan, kazanmanın kaybetmekle başladığına inanan, inandığını sabır ve emekle hayata geçiren, hareketi kısıtlandığında bile yaratmaktan asla vazgeçmeyen, hayal gücünün sınırlarını zorlayan, zor zamanlarında bile tebessüm edebilen, yürümeyi seçtiği yolda iz bırakan efsanelerimize doğru bir yolculuğa çıktık. Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştirdiğinde henüz 41 yaşındaydı. Pandeminin ölümcül günlerinde Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez yeni bir amaç için çabalıyordu. Kadavradan rahim nakliyle ameliyatını gerçekleştirdiği hastasının anne olmasını sağlamak. Ne o inancından vazgeçti ne de hastası anne olma umudundan. Bir Haziran sabahı gözlerini açtı mucize bebek. Onun adını koydular bebeğe, Ömer Özkan. Ömer Özkan, rahim nakliyle doğan bebek olarak tarihe geçti. Derya'ya biz bu olaylardan 2,5 yıl önce başka bir ameliyat yaptık. Hazırlıkları yaptık. Derya evlendi. Mutlu bir evliliği oldu. Çok sevilen bir kocası oldu. Aileler çok iyi anlaştı. Ama çocuk sahibi olması gerekiyor. Bunları tabii süreçte anlattığınız zaman çocuk sahibi nasıl olabilirsiniz? Taşıyıcı annelik. O bizim ülkemizde yasak. Birçok kültürde izin verilmiyor. Karnına da mümkün değil. Evlat edineceksiniz. Kendi vücudundan çocuk sahibi olabilir miyim? Bu yöntem. Dünyada denendi mi? Hayır. Yapıldı ama başarısız. 2000 yılında sonuç yok. Peki neyi denerek yapıyorsunuz? 1954 yılından beri böbrek nakli, karaciğer nakli olup da çocuk yapabilen insanlar var. Biz bu dokuyu buraya tutturabilirsek, yaşatabilirsek, iyi de takip edersek, onlar gibi de takip edersek siz çocuk sahibi olursunuz. Bizim yaklaşık o dönemde tahmin ediyorum 20-25 hastamız bunları istedi. 15 tanesi uygundu. Bakanlar sunduğumuzda 3 hasta için bize izin verdiler. Derya 3 hastamızdan biriydi. Derya ya 2. ya 3. birinci değildi. İsmini vermeyeyim. Birinci hastamız farklı biriydi. Çok da istekliydi bunların içerisinde. Ama şöyle bir şey oldu. Derya içinde bulunan rahim annesi teyzesi kadar uyan 6'da 3 uyumlu bir rahimdi. O nedenle Derya seçildi. 3 aday vardı. İçlerinde donör bana uydu, ben oldum. Yani iyi ki de olmuşum diyorum, iyi ki de Ömer Hoca ile tanışmışız diyorum yani. İyi ki de karşılaşmışız onunla. Allah karşımıza çıkarmış ya da. Ameliyatı başarılı geçti, her şey güzel gitti. Derya hamile kaldı, hatta bir rahminde dünyanın ilk rahim naklidir, ilk başarılı rahim nakli derken dünyanın ilk gebeliği de oldu. Mutlu olduk, havalara uçtuk, herkes çok mutlu derken 8. haftada biz kaybettik gebeliği. Yani her zaman şeydi zaten hani hep bir pozitif oluyor insan. Hani olacak, olacak, olacak. Olmayınca küt. Tam olacak diye bekliyorsunuz. 5. hafta güzel gidiyor. 6. 7. 8. hafta küt diye gebeliği kaybediyoruz. Her defasında ben dışarıdan fikir almaya çalıştım. Türkiye'nin en iyileriyle görüşmeye çalıştım. Dünyadan İspanya ile, Amerika ile, Almanya'da kliniğe kadar gittim. Dünyanın en ünlü embriyoloğunun yanına kadar gittim. Bunlarla ilgili hastanın bilgilerini sundum. Sağ olsun herkes de gönülden yardımcı olmaya çalıştı. Ama bir sıkıntı var. Bir şeyi çözemiyoruz.
O dönemde hani tüp bebeğinizde de artık dünyanın en iyi klinikleri nedir, Türkiye'nin en iyileriyle tanışıyorum. İstanbul'da birçok güzel kliniğe gittim. Tabii Mustafa Hoca ile yolumuzu tartıştım. Mustafa Bahçeci sağ olsun. Kapısını açtı. Çok ortak tanıdıklarımız vardı. O bize teknolojide nerelerde eksik olabilirdi, o kısımda olabilecek eksiklerimizi tamamladı. Gayet güzel bir yola girdik. Burada mutluyuz. Orada da başarısız olduk birkaç kere. Yani diğer dördü hep tuttu ama devam etmedi. En şey uzun giden orada 9 haftaydı. İki tane güzel embriyomuz kaldı. Mustafa Hoca'nın kliniğinde duruyor. Bunları harcamak istemiyorum artık. Bir sene kadar beklettim. Bir çalışma yaptık ki tam implantasyonun olduğu yerde bir sıkıntımız var. Yani gebeliğin başlayacağı yerde bir sıkıntımız var. Bunu çözmek için de dünyada yapılan, yani İbrahim nakli ilkse, gebelik ilkse, bu da ilktir aslına bakarsanız. Ona da bir çözüm bulmayı umduk. Derya'ya anlattık, aileye anlattık. Aslında bir ameliyat bu kadar bunalmış, 7 yıl geçmiş, 7,5 yıl geçmiş. Bunu 8 yıl olmak üzere kabul eder mi etmez mi diye söylerken Derya kabul etti. Ailesi kabul etti. Son şansımız. Yapalım edelim derken ameliyatımızı yaptık. 3 ayın sonunda bizim o soğuk gördüğümüz bölge bir anda ısındı. Mucizeyi son vuruşla yakaladık. O anda bir beta HCG değeri aldık. O 13. günde hep 50 ile 40 ile %200 ile giderken 950 rakamını aldık. Bir pazar günü Derya aradı saat 12'de. Hocam 950 dedi. 940 mı? 950 mi? 943. Rakamı söyledi. İnanılmaz bir rakam. Bizim düşünsene. Kaç kere, yaklaşık 10 kere mi, ondan fazla denememiz olmuş. 12-13 kere denememiz olmuş. 5 kere gebeliğimiz olmuş. Ama ilk defa bu rakamı görüyoruz derken süreç çok güzel işledi. Ve o dönemden sonra biz hani diyoruz ya, son işe çıkarken son işimize başarılı olduk. Çok şey yaptılar. Hani bırak artık, hani senin sağlığına da bir şey olacak diye. İlk de bırakmamışım. Ben unuttum. Yani unuttum kaç kez şey olduğunu artık hani. Ama iyi ki de hani pes etmemişim. Yani iki tarafın dediğine, misal ailem, eşim, dostum, herkes hani bana bir şey olacağı için bırak artık dediler hani, ama iyi ki de pes etmemişim. Gebeliğim de böyle geçti. Yani güzel geçirdi ama hep hani şundan bir şey olacak, bundan bir şey olacak diye insan hani tedirgin olarak hep hani sevincini baskılayarak yaşadım hep. Yani eşim de öyle, ben de öyle, böyle yaşadık. Annem, babam, herkes. Ama çok şükür bu devam etti bir yere kadar. Erkenci geldi. Çok şükür iyi ki de geldi. Ben bir gün odasına gittim. Derya gayet doğal bir şekilde bebeğini o kadar onunla şakalaşıyor, oynaşıyor, bilmem ne, o kadar mutlu oldum ki. O his çok farklı bir şey. İlk defa öyle gördüm. Dünyada şu anda 20-25 tane doğmuş çocuk var, 30'a yakın çocuk var. Bunların çoğunun, Derya'nın bunda büyük emeği var, onu söyleyeyim. Günlük büyük kapanmanın öncesinde Trabzon'da buluştuk Şenol Güneş'le. Çocukluğunun geçtiği mahalleye geldiğimizde çocuklar toplandı etrafına, mutluluk içinde. Hepsinin hayalinde bir gün Şenol Güneş olmak vardı. O ise yarım limon kabuğuyla başladı futbola. Mahalle arasında top oynarken hayal kurmaktan hiç vazgeçmedi. 17 yaşında lisanslı futbolcu oldu. Trabzonspor adının üç büyüklerin arasına yazıldığı yıllarda yenilmez kaleci olarak tarihe geçti. 2002 yılında Türkiye'yi Dünya Kupası üçüncülüğüne taşıyan Şenol Güneş, yarım asırdır sahalarda. Sene futbol hayatım var. Aşağı yukarı 34 senede, yaklaşık bu seneyle beraber antrenörlük hayatım var. Ne öğrendim? Hayatı öğrendim. Yani futbol hayatın ta kendisi. Ele kaleciyken kaleye geçiyorsunuz. Rakip topa kafayla vuruyor. Topun hangi köşeye geleceğini belli değil. Siz ona göre hareket ediyorsunuz. Onu iyi takip etmeniz ve hissetmeniz lazım. Hayatta öyle. Bir hakem Gilles Vessier ile göz göze geldi ve Türk futbol tarihinin en önemli
Şimdi maçı başladı. Trabzonspor'a geldiğim ilk dönem 17 yaşındaydım. 2 sene amatör takımda oynadım Erdoğdu gençlikte. Trabzonspor'a geldiğim o senesi 3. kaleciydim. 3 kaleciden biriydim. Yaşım 17, gençtim. Ama bana hiç sıra gelmedi. Hatta çok çalışıyordum. O çalışmanın karşılığında da yoğun tempoda çalışmamın karşılığında da hastalandım. Tabii beslenme sıkıntım da vardı. O zaman herkes profesyonel oyuncuydu. Ve şartlarında, koşullarında çok olumsuz olduğu bir dönemdi benim için. O dönemde 1-2 ay hastalandım, yattım. Ve tekrar iyileştiğimde Trabzonspor yöneticisine geldiğimde bir takım bulmamı söyledi. Ben de ayrılmak zorunda kaldım. Oysa ben kendimin sağlığımın düzeldiğini söylemeye gelmiştim. Ama bir baktım o hayal kırıklığıydı benim için. Kendimi çok büyük yere koymuştum belki de bilmiyorum ama yapılan davranışı çok doğru bulmamama rağmen orada üzüldüm ama yıkılmadım. Haksızlığı biliyorum. Ama onun çözümünün ona kızarak olmadığını biliyorum. Bunu zaten hayat bana öğretti. Osaka'dan Agay'ın stadında son yarı finalist belli olacak. Türkiye-Senegal mücadelesinin 90 dakikalık bölümü 0-0 tamamlanıyor. Trabzonspor'da 2-3 aylık hastalığım bana hayata bakışımı ve o hastalık sonrası ilişkilerde insanların olaylar karşısında nasıl davranacağını, olumlu olumsuz davranışlarına dersler çıkaracağı bir dönem geçirdim. O benim için çok önemliydi o dönemde. Asla unutmuyorum onu şimdi. İlk geldiğimde amatördüm. İkinci gelişimde profesyonel olarak geldiğimde çok büyük paralarla, maliyeti yüksek olarak geldim. Ama ilk antrenman çıktıktan sonra Sebat takımında başlamıştı son maçta. Bel fıtığı oldum. Ve o zaman da bel fıtığı ameliyatı çok ağır bir ameliyat. Olanların çoğu futbolu bırakıyordu. Benim için de çok bir ağır darbeydi. Ankara'da, İstanbul'da muayeneler oldum. Futbolu bırak diyenler oldu. Yattığım dönemde bel rahatsızlığı uzun yıllar futbol atmaya devam etti. Ben hep bel fıtığıyla yaşayarak oynadım. Belimde ağrılarla yaşadım ama ilk başlangıçta o gün futbolu bırakmayı da düşünebilirdim. Çünkü daha çok hırslandım oynayabilmek için. Hatta ağrıyı unutabilmek için, azaltabilmek için bazen iğneler oldum. O zaman o Tomanol diye bir iğnesi vardı. Kalçadan iğne olup sakinleşeyim, ağrı azaltayım da oynayayım dedim. O zaman yine Finalgon'la gibi böyle Bepanten gibi yakıcı bir melemler vardı. Onları sürüyordum ki çok yaksın da vücudumdaki ağrıyı hissetmeyeyim diye maçlar oynadım. Seyahatle giderken otobüste koridorda yatıyordum tahta üzerinde veya iki koltuk üzerinde uzanarak gidiyordum. Çünkü oturamıyordum uzun süre. Düşün ki 18-20 saat seyahatleriniz var. O kötü koşullarda öyle bir duruma geldim ki hep dinlenmem gerekiyor. Ama çalışırken de anormal çalışmam gerekiyor. Kendimi ispatlamam gerekiyor. Yani o koşullarda teslim olup eğer kendimi biraz bıraksam mümkün değil. 20 sene top oynamak mümkün mü? Ondan sonra zaten sakatlık sonrası 15 sene daha oynadım ve milli takıma geldim. Trabzonspor'da şampiyonluklar gördüm. Ama inanın ki bitene kadar acılar çektim. O sıkıntılar, o büyük problemler bana hayatı öğretti. Koşulların olumsuzluğuna şikayet etmek yerine yeni bir yol çizmek lazım. Yani gidebileceğiniz yol var. Onun için hiçbir bitiş son değildir. Orta ümitten İlhan, İlhan! Eğer yüreğinde bu umut varsa asla yalnız değilsin. Yalnız olduğu zaman bir kalabalıktaymış gibi hissedersin kendini. Kalabalık olduğu zaman yalnızlığı da bilirsin. Eğer bunları hazırlanman gerekiyor. İşte ben bu hazırlıkları o dönemlerde geçirdim. Geçmişteki o sıkıntılar benim basamaklarım oldu. Ha bundan daha iyisi olabilirdi. Çok daha fazla imkanlarla daha iyi ama tam tersi de olabilirdi. Bugün koşullar çok daha iyi. Ama mesafe dar. O zaman mesafe çok açıktı. Ortada olmayan işleri yapmış olduk. Çünkü biz mesela benim ilk dönemde Trabzonspor'da Trabzonspor'un başarısı yoktu. Trabzonspor'un her başarısı bana artı değer kattı, güven getirdi. Bütün oyunculara, arkadaşlara, bütün takıma yükseldik. Kazanan takımı herkes sever. Zaten biz futbolda kazanandan, galibiyet alandan yanayız. Ama kazanmanın bir sonuçta eşdeğer olmadığını düşünüyorum. Biz kaybederek de kazanabiliriz. İşte benim hayatım da öyle. Ben o gün Trabzonspor'da gönderildim. Aslında kaybetti gün ama ben kazandım o günü. O günü kazandım. O ayrılıkta kazandım. O ayrılığın bana verdiği değerleri ben bugün bir daha yaşayamam. Ama sürekli kazanan bir takım veya oyuncu, kişi aslında kaybetmenin ne olduğunu bilmediği için kazanmanın da değerini bilmez. Sürekli kazanan yok. Ama maç kaybıyla beraber değerler kazanmak lazım. Yüreğim geliyorum, balık getiriyorum. Sevdalıktan kim ölmüş? İşte ben ölüyorum. Sevdalıktan kim ölmüş?
Tabii çocukluğumda imkansızlık olduğu için o şartlar içerisinde dar sokaklarda parke taşlarının üzerinde top oynuyorduk. Çocuk oyuncakları olmadığı için oyun içerisinde evlerden dışarıya atılan yarım limon kabuğuyla top oynama durumunda kaldık. Ve futbola başlayışımız öyle oldu. Yani futbola başlayışım limonlu oldu. Ve sonu da bitişi de limonlu oldu. Tribünden limonu ne zaman önüme attılar, yani yeter artık sen oynama, bırak hissi gelince orada da futbolu bıraktım. Aradaki dönemde 20 senede futbol hayatımda top oynadım. Yani başlangıç limon, bitiş limon. Ondan sonra antrenöre başladım. Antrenörüm de bayağı uzun oldu. Ben bu kadar uzun olacağını tahmin etmiyordum. Çocukluğumda ben okulda okurken zengin fakiri ayrımı yoktu. Ve bu birlikte yaşamanın ortak değerler ürettiğini biliyorum. Ve o yüzden benim hayalim ortak hayallerle beraber birleşerek futbolda yapmaya çalışıyorum. Ortak hayalimiz olsun, ortak aklımızı koyalım, ortak çalışmayla başaramayacağımız bir iş yoktur. Ülkemin kazanmasını istiyorum. Ülkemin kazanması için ben kazanmak istiyorum. Dolayısıyla ülke kazanırsa ben de kazanmış olacağım ama ülkeyi kazandıracak değer yine ben veya siz hepimizin olması gerekir. Birlikte yapacağız bu işi. İkinci aşısının akabinde buluştuk Ayşe Kulin'le. Pandemide yazarlığının önüne geçen bir hünerini keşfetmiş. Yemek yapmak. Mutfakta yazıyor. Mutfakta yazmazsa yemeği yakıyor. Ayşe Kulin, çağdaş edebiyatımızın en önemli kadın yazarlarından. Kitapları sadece Türkiye'de değil, dünyada da sevildi. Romanları 30 farklı dile çevrildi. Eserleriyle 4 kuşağa birden dokundu. Nefes Nefese adlı romanı İtalya'nın en prestijli ödüllerinden Premio Roma ödülüne layık görüldü. ...97 yılından beri yazıyorum, hiç durmadan yazıyorum. Ama soracak olursanız niye hiç durmadan yazıyorsun? 25-26 sene yayıncı bulmak için uğraştım ya, yayıncı peşinde koştum. Bir tane bulunca aman o yayıncıları kaybetmeyeyim diye bulduklarımı her sene bir kitap üretmek adeta bir de tabii o birikim, yani bütün yazmak isteyip içimde kalanlar, o korku, okur beni unutmasın korkusu, işte hepsi birleşince bir de tabii en sevdiğim işi yapıyorum. En sevdiğim iş yazmak. Okuldan mezun olur olmaz benim gibi edebiyata düşkün arkadaşlarım, mesela benim seçmeli dersleri birlikte aldığım Nazlı Eray, bir sınıf küçüktür benden, o hemen kitabını çıkarttı. Ben de zannediyordum ki ben de çıkartacağım. Bir sürü dosyam birikti. O dosyaları çeşitli zamanlarda çeşitli yayıncılara götürdüm, geri tepildim filan. Hani belki de dört çocuklu bir kadın bir de yazar mı olmak istiyor, şımarık kadın gibisinden bir tavır mıydı? Bilmiyorum neydi ama bilemiyorum. Çünkü Türkiye'de kutular vardır biliyorsunuz. Her kutunun içine insanlar kendi kafalarındaki tipleri oturturlar. Ben kutuların hiçbirine mi sığmadım, ne oldu bilemeyeceğim. Ama uzun bekledim, çok uzun bekledim. Her neyse, sonuçta tabii iki öykümle Haldun Taner ve Saik Faik ödüllerini kazandığım zaman bir kapı aralandı bana. Remzi Kitabevi kapısını açtı. Ben de o sırada Aylin'i yazmak istiyordum. Ona anlattım projeyi. Orada bir patlama oldu. Belki benim yazar olmamda kırılma noktam odur. Yani o ödüllerin de getiremediği bir şans kapısı açtı. Patladı, çok sattı, daha çok sattı. Ben niye bu kadar çok sattığını bugün hala bilmiyorum. Çünkü ondan çok daha iyi kitaplar yazdım.
Aylin'i yeni yazmıştım. Yeni meşhur olmuştum. Böyle televizyonlara çıkma alışkanlığım falan yoktu. Ayşe Özgün bir kadın programı yapıyordu. Oraya çağırdı 3 kadın yazar. Yazarların birini biliyorum, tanıyorum, kitaplarını okumuşluğum var. Biri benim. Üçüncüyü hayatımda ilk defa duyuyorum. Kitabını aramaya başladım. Aradım hiçbir yerde bulamadım. Nihayet Remzi Kitap Evi'nde bir tane, bir dakika dediler, depoya baktılar filan. Bir tane getirdiler. İncecik. Varoş'ta Kadın Olmak. Ben eve geldim. Eve gelirken de bu çöp toplayanlar var. Şu anda gündemde diye anlatıyorum bunu. O çöp toplayanlara ben çok kızardım. Böyle annem topacında otururdu. Oradan aşağı inerken hep toplarlar. Bir şeyler saçılır. Kediler, köpekler oraya buraya taşır bu çöpleri falan. Çok kızarım. Penceremi indiririm. Ya ayıp değil mi? Ne yapıyorsunuz? Pislik yapıyorsunuz. Ayıptır, günahtır falan kapatırım geçerim. Gene o yoldan evime dönüyorum. Yine ben önüme gelen çöp toplayıcısına bağıra çağıra evime gittim. Akşam kitabımı aldım. Ertesi gün programa çıkacağız. Baktım kitaba. Arkasını çevirdim. Kadın yani yazar ilkokuldan terk. Oturdum yatağın içine. İncecik de bir kitap. Böyle 132 sayfa mıydı neydi? Başladım okumaya. Güneydoğu'dan göçmüş bir aile. Yerleşmiş varoşlara hayatını çöp toplayarak geçiriyor. Ve ben o kitabı okurken o çöp toplayanların evindeyim sanki. Büyük bir iştenlikle yazmış, gayet doğal samimiyetle yazmış. Ne yapıyorlar? Bizim yani şuraya bir sigara külü düşer, yanar, efendim atarız. Böyle rengi beyazdan döner. Artık beyazlatamayız, atarız. Onları çöplerden topluyorlar. Tamir ediyorlar, yıkıyorlar, ütüyorlar, giyiyorlar. Düğünleri takip ediyorlar. Büyük otellerin çöp atılan yerlerine gidiyorlar. Kocaman pastalar atılıyor. Onları alıyorlar. Kenarlarını kesiyorlar. Ortasında kalan yeri ve konu komşu davet ediliyor. Pasta geldi, çaylar içiliyor. Ha tabii bir de şey yapıyorlar o çöplerden. İşte kağıtları bu tarafa, camları o tarafa, demir parçalarını şuraya, böyle bir tasnifleri var. Onları da işte onları alan yerler var, görüp oralarda satıyorlar, para kazanıyorlar. Yani hayatlarını bu şekilde kazanıyorlar. Bir de eve işte gıdadı, giysiydi gibi. Ben gözümden böyle yağmur gibi yaş iniyor okurken. Nasıl utandığımı bilemezsiniz. Kitabı kapattım. Yahu dedim ben ne biçim insanım? Bir an düşünmedim mi bir insan niçin çöpe kafasını sokup başka birinin pisliğini deşer? Hiç mi aklına gelmedi? Yani bunu bir tek çöp deşmek olarak gördüm. Şimdi bakın bir kitap beni bir mahallenin içine soktu. Bir evin içine soktu. Hayatta düşünemeyeceğim bir yaşamı bana anlattı. Onun için kitap çok önemli. Bir ilkokulu bitirmemiş kadının kitabı bile sizi kalbinizin bir yerinden vuruyor, sizi adam ediyor. Onun için kitap okuyun. Çocuklar, başkalarının duygularını sizin gibi olmayan insanları tanımak için mutlaka kitap okuyun. Roman okuyun, edebiyat okuyun. Karlı bir Şubat sabahı çaldık kapısını Süleyman Sayım Tekcan'ın. Dünyanın en büyük baskı sanatları müzelerinden biri kabul edilen kendi kurduğu İmoga'da İstanbul Grafik Sanatları Müzesi'nde karşıladı bizi. Ressam, heykeltıraş, baskı sanatları üstadı Süleyman Sayım Tekcan her yeni güne en iyi eserini üretmek için başlıyor. Kendi kuşağı onu Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmindeki oyunculuğuyla tanıdı. Ses dergisine kapak olunca hayatı değişti. Ancak sinemanın getirdiği şöhretin değil, kendi tutkusunun peşinden gitti. Bir mecmuada çıkıyorsunuz, kapak oluyorsunuz, herkes sizi tanıyor, sokakta yürüyemez hale geliyorsunuz. Şöhretli olmak bazı insanlar için çok güzel ama benim için güzel değildi. Zordu. Yolda yürüyor, bir taraf bir yere bakacaksınız, kimseyi görmeyecekseniz herkes... Süleyman Sayım geçiyor diye
böyle. Yani İstiklal Caddesi'ne geçerken herkes bunu söylüyordu. Ve kariyer yapmam lazım geldiğini kendi kendime düşündüm. Çünkü çuvallar dolusu mektuplar geliyor, hayran mektupları. Onların hepsini yaktım ve Trabzon'a kaçtım. Unutulmak istedim. Şöhretten uzaklaşmak istedim. Ve sanat eğitimcisi olarak Trabzon'da başladım. Çok öğrenci yetiştirdim. Bugün Türk resmindeki birçok ünlü sanatçının hocasıyım şu anda. Bundan gurur duyuyorum. Tabii de o renklerin ilişkilerini kurmak lazım. Yani şimdi mesela mavi ağırlıklı gidiyor. Yeşiller var içerisinde, sarılar var. Böylece bir ton sür ton dediğimiz bir çalışma oluyor. Babam cami imamıydı. Hocaydı. Hoca Temel Efendi olarak bilinen Trabzon'da ünlü bir hocaydı. Çok insanın başvurduğu, gelip kendisinden bilgi aldığı, yol göstericiliğinden yararlandığı bir adamdı. Bir cami hocasıydı ama o zaman minarelerde biliyorsunuz hoparlör yoktu. Minarelere tırmanır, minarenin en tepesine çıkar, orada dönerek ezan okurdu. Ve Türkçe ezan okuduğu dönemi de hatırlıyorum. Aydın bir din adamıydı. Sayın Cumhurbaşkanım diyor Atatürk'e yazdığı mektupta. Siz diyor harf inkılabı ve dil inkılabı yapmış olmakla diyor bu ülkeyi cehaletten kurtardınız diyor. Düşüncelerimi dine hapsetmeden büyüdüm ve de okuduğum okullarda dünyayı, çağdaşlığı, düşünmeyi ve yaratıcılığı öğrendim. Hayattaki en büyük benim kahramanım büyük Atatürk. Eğer o olmasaydı ben okuyup bugün geldiğim yere gelemezdim. Eğer devlet okulları, parasız okullar, yatılı okullar olmasaydı ben burada olmayacaktım. En önemli saydığı okullardan birinde okudum ben. Gazi Terbiye. Yine onun çok önemli olarak arkasına destek verdiği okullardan bir tanesi Harbiye'ydi, bir tanesi Mülkiye. Yatılı okullarda, parasız okullarda okuyarak geldiğim bu noktada ona bir borç ödememiz lazımdı. Bugün bu müze ona o borcu ödemek için kurduğum bir müze. Herkes soruyor ya bu müzede ne yapıyorsun sen bu kadar bina, bu binayı satsan ne kadar para eder, işte kiraya versen şu kadar eder, ne uğraşıyorsun dedikleri zaman ben diyorum ki yok, bizim bir borcumuz var. Şu anda biz geçenlerde sayımını yaptık, 25 bin eserimiz var. Bu dünyanın baskı sanatlar müzesi içerisinde bir numara olan bir sayı. Ve biz dünyadaki 12 tane baskı sanatlar müzesi içerisinde bir numaradayız. Önemli nedenlerinden bir tanesi babaannemin at bilen bir Çerkez kadını olması. Belki binlerce, dünyada belki en çok at çizen sanatçı benim yani. Ve at çizdiği desenlerden heykeller yaptım, seramikler yaptım. Yağlı boyalar yaptım, sulu boyalar yaptım. Yani bütün tekniklerle ilişkilendirerek atı çok çeşitli bir biçimde sanat eserine dönüştürdüm. Her gün çalışıyorum. Her gün değil, her gece de çalışıyorum. Müthiş bir tempo ile çalışıyorum. Dinlenmenin tarifi faaliyet değiştirmektir. Eğer siz devamlı desen çizseniz, devamlı yağlı boya yapsanız yorulursunuz. Ama yağlı boya yapıp sonra deseni çizerseniz dinlenirsiniz. Sonra desenden heykel yaparsanız yine dinlenirsiniz. Ben baskı yapıyorum, heykel yapıyorum, resim yapıyorum, desen çiziyorum. Sonra çizdiğim desenden heykel yapıyorum. O heykelden tekrar desen çiziyorum. Böylece faaliyeti devamlı uyanık tutmak, düşünceyi uyanık tutmak dediğimiz şeydir. Bu eğitimde bunu yapıyorum. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum çok şükür. 80'li yaşlarda hala çiziyorum, hala resim yapıyorum, heykel yapıyorum. Bitmeyen bir enerjiyle ölünceye kadar yapacağım ama ölmek önemli değil. Öldükten sonra yaşamak çok önemli.
Onlar önce hayata birlikte gözlerini açmış olan iki kardeş. Sonra tüm profesyonel yolculuklarını yan yana yürümüş iki güçlü kadın. Uluslararası müzik camiasında dünyanın en iyi piyano ikilisi olarak tanınıyorlar. Piyanoyu sırt sırta çalmaları aralarındaki görünmez bağın gücünü ortaya koyuyor. Uluslararası birçok ödüle layık görüldüler. 2020 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından yüksek liyakat nişanıyla onurlandırıldılar. Güer Süer Pekiner kardeşlerle denizin ve gür ağaçların sarmaladığı evlerinde buluştuk. Tüm aile sanata çok düşkündü. Evde hep klasik müzik dinlenirdi. Yalnız klasik değil, jazz, pop da vardı. Fakat bir yaştan sonra, 4 yaşında annemin çaldığını biz de çalmak dürtüsüyle piyanoya oturuyorduk. Tabii sadece ses çıkartıyorduk ama çalamadığımız için. Fakat annem bunu derhal yönlendirdi ve evvela ilk dersleri ondan aldık. Çok bilinçli seçimleri oldu eğitimimizi nasıl alacağımızla ilgili. Yalnız müzikte değil, okula da gidiyorduk. Yatılı olmamız bize çok yaradı. Sabahleyin çok erkenden, çok disiplinli bir yaşam tarzı kendisine gösterirdi. Aynı disiplin müzikte de oldu. Ve bunlar birbirlerini öyle bir etkiledi ki bir bütünlük sağladı. Bu da disiplinin nefesimizin bir parçası olmasını sağladı. Zaten ikisi olmadan iyi bir müzisyen olmanız mümkün değil. Nota yalnız çalınamaz. Notayı hayata geçirmek gerekiyor. Onun arkasını bulmak gerekiyor. Derinliğini keşfetmek gerekiyor. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Nasıl bunu transfer edebilirim? Bütün bu sorunlar bir bilimsel bütünün parçası, sanatın kendisi. Fedakarlık aslında olmadan hiçbir şey olmuyor. Ama fedakarlığı nasıl anladığınıza bakar diye ben şahsen böyle düşünüyorum. Onu da çok pozitif bir ilerleme olarak görüyorsanız zaten sizin için hiçbir problem değil. Devamlı eskiden küçük çocuklara sorulurdu. Niye sen bu kadar çok konservatuvarda, sen bu kadar çok çalışıyorsun, bir sürü şeylerden fedakarlık ediyorsun. Bu seni üzmüyor mu? Böyle bir şey yok. Siz kendiniz istediğiniz için konservatuvara gidiyorsunuz. Ben fedakarlık görmüyorum burada. Ben adanmışlık görüyorum. Evet. Büyük müzisyenlerin, büyük bestecilerin hayatlarını irdelediğiniz zaman hayatları sadece müzikle en iyi şeyi yaratmakla geçiyor. Bach günde 24 saat çalışırdı. Çünkü onun içinde pişip o momentumu yaşamanız gerekiyor. O da fedakarlık yapmakla aynı düzeyde değil. Bu daha yüksek bir düzey. O açıdan da bazen yani gece yaralarına kadar çalışıyoruz. Bu çünkü önemli ve ihtiyacımız olan şey. Perfeksiyonizmimiz böyle bir şey. Yani ya tümüyle istediğinizi oluşturabileceksiniz, yapabileceksiniz. Yarım olanaklar yok burada. Bizim savaşlarımız da birbirimizle bunun için her zaman. Müzik herkesin özünde var. Ruhumuzu zenginleştirirken dünyanın evrenin tüm renklerini keşfetmemizi sağlıyor. Aynı zamanda birleştirici, iyileştirici, paylaştırıcı büyük bir güç. Birbirimizden farklıyız ve farklı olmak dürtüsüyle beraber çalıyoruz. Çünkü çok önemli. Çok önemli. Çünkü ikiz olarak çok önemli. Çünkü tını bizi biz yapan önemli olgu.
Yani piyanodaki tınımız. Bunu yıllarca çalışıyoruz. O rengi oluşturmak için. Pardon. Çatışır mısınız? Çatışmadan bir şey olabiliyor mu? Gençler bizim için çok önemli. 25 sene sonra Türkiye'ye döndüğümüzde kendimize sorduk, acaba ne verebiliriz? Bu ülkeye ne verebiliriz yaşadıklarımızdan yola çıkarak? Ve şunu gördük ki konservatuvardaki sistem değişmesi gerekiyor. 3 projeyi devreye soktuk müzik eğitimiyle ilgili. Bir tanesi ORF, Anadolu'da ana okuldan başlayan bir eğitim. Müziği anaokula getirmek. Ondan sonra ona bağlı olarak okul, lise, ortaokul ve lise. Orada da müziği artık bizim zamanımızda çünkü okulda müzik vardı. Ve hakikaten bugün Harvard'da 2 tane orkestra var. Bir tanesi Mozart, bir tanesi de Bach orkestra. İkisinde de öğrencilerimiz çalıyor. Onların oraya alınması bile müzik eğitiminin ne kadar okulda ne kadar ilerlemiş olduğunu gösteriyor. En önemli projemiz dünya sahnelerinde genç müzisyenler. Biz buradan en yetenekli ve sıra dışı müzisyenleri yetiştirmek için yola çıktık. Ve dünyada bizim müzik elçilerimiz olmasını hedefliyorduk. En büyük yarışmalarda 17 birincilikle kendilerini ispatlamış olarak konser veriyorlar. Menajerlerle çalışıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'den çıkıp da bir menajere girmek çok çok zor. Fakat yaptıkları birincilikler onlara kapıları açıyor. Biz de çünkü aynı yoldan geçtik. Ve bu yaşadıklarımızı ancak böyle geri verebilirdik. Ve bu da bizi çok çok sevindiriyor. Çünkü sonuçlar önemli ve sürdürülebilirliği önemli. Bu müzisyenler kariyerlerinden sonra Türkiye'ye dönecekler. Ve bütün bu yaşadıklarını bizim gibi gençlere aktaracaklar. Eşsiz güzelliğiyle İstanbul, Yeşilçam sinemasının doğal platosu oldu yıllarca. Yeşilçam sineması artık yok ama kahramanları yeni kuşağa ilham olmaya devam ediyor. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının büyük ismi. Ben de ona hayrandım. Kapısını çaldığımızda torunlarıyla karşıladı bizi. Kameraları kurarken yüzünde bilge bir tebessüm belirdi. Kendine has geliştirdiği oyunculuk tarzıyla kimisi için Malkoçoğlu, kimisi için dünyayı kurtaran adamdı. Türk sinema tarihinde çekilen her 22 filmden birinde oynayarak en çok film çeken oyuncu sıfatıyla bir rekora imza attı. Türk halkı kahramanını çok sever. Kahramanı bulamazsa kendi yaratır. Mesela bir Malkoçoğlu, bir Battal Gazi, Kara Murat bir anlamda onun kendi yarattığı kahramanlardır. Ben mesela filmlerde her zaman zayıfın, yoksulun yanında oldum. Kötünün, gaddarın karşısında kodumu tuttum. Hep kahraman rolleri oynadım. Çünkü halk kahramanını bulamazsa kendi yaratır. Kalbine koyar Türk halkı, sevdiyse sevinir. Saygı duysa o. Kalbine koydu mu binlerce yıl orada güzel, zengin ve taze tutar. O yüzden sen Cüneyt Tarçın kahramansın dediler. (Gülüyor)
Elbette kurtaracağım. Bu dünyanın hem babaya hem de oğula zindan olduğu yeter. Biz yoksul bir aileydik. Yani en gerek yılları bile zor yaşar dedikleri yerde yaşamaya çalışıyorduk ailece. Açlık. Ben sofradan tok kalktığımı ya da istediğimi yediğimi hatırlamam. Ben aileye katkısı olsun diye bostan bekçiliği yapardım. O bozkırın sonsuzluğunda karpuz kavutarlarla mısırlar, çiçeği, böceği, bulutları, mavi gökyüzü, oh o toprak kokusu, rüzgarda hafif hafif dalgalanan başaklar. Bu değerlerle büyüdüm ben. İnanın Cüneyt Arkın olduğumda bu değerleri hep kullandım, eksilmedi, çoğaldılar. Baba bana derdi ki, oğlum derdi, yalan söyleme. Her kötülüğün başında yalan vardır. Sorumluluk onu öğretti. Sorumluluk duyuyorsan bütün hayattan sorumlu oluyorsun. Bir de bela geldi mi, kaç oğlum derdi, kaç. Ama bela bela olunca, beladan daha bela ol, vur onu derdi. İstiklal Savaşı gazisidir babam. Madalyası vardı, takmazdı. Baba niye takmıyorsun? Oğlum övünmek gibi olur derdi. Vücudu şarapnel parçalarıyla doluydu. Yürüyemez falan, sırtımda taşırdım. Bir günde oğlum biz bu memleket için şunları yaptık, bunları yaptık demedi. Öylesine alçak gönüllü kahramanlardı bunlar. Özünde devrimci olan filmler çektim. Kavgacı filmler çektim. Mesela bir yıkılmayan adam. Vururlar arka arkaya, tak tak, hep bağırır, yıkılmam. Ben yıkılmam! Aç kalırım! Belki ölürüm! Asla yıkılmam! Diz çökmem. İşte vatandaşın sana. Kalk vatandaşsız ha, kalk lan, kalk vatandaşsız ha. Yani o tarihi filmler. Devamlı kötülüğün karşısındasın. Bu devrim değil mi? Bir kavga sahnesi çektik. Ahşap bir köşk. Mekan değişti. Işıklar değişecek, taşınacak. Ben kapının dışına çıktım. Oh, bahar yeni böyle müthiş. Öyle güzel okşadı ki beni yumuşaklık içinde vücudumu. Bir koku duydum. Bir salatalık kokusu. Adam salataları, hıyarı soyarak satıyor. Bana mis gibi geldi ve baktım. Bahar gelmiş. Baharların geldiğinin, ya mevsimlerin gelip gittiğinin bile farkında olmadan çalışıyormuş. İhtiyacım vardı, yoktu o kadar. Geçmişin hesabı olmaz. Ama yaşlandık. Yaşlılık rezil bir şey. Hepinize tavsiye ediyorum gençler, sakın yaşlanmayın. Burnumda tutuyor. O sete gidersin, ter dökersin. Tabii çok zorluklar çektik. Mesela İtalyanlarla koprodüksiyon ortak yapımda. Ya İtalyan hepsinin bir şemsiyesi var güreşler. Masası var. İki adam bir büfeleri var, istediğini alıp yiyip içebiliyor. Biz gazeteye sarılmış, ekmek içi köfte, o kadar.
Bir gün çok yüksekten atladı o İtalyan oyuncu. Herkes alkışlıyor. İtalyan yönetmen bana yapabilir misin dedi. Tabii yapar dedim. Aşağıdan zıplayıp oraya çıkarım dedim. Kamerayı ters çevirdim, yaptığın hareket ters çekilir. Beni kameraman dedi, dedim ki çevir kamerayı, çevirdi. Yukarı çıktım ben de, kameraya ters döndüm. Bir atladım, çekti. Tabii ters olduğu için yukarı çıkıyor oluyor. Ama dedim yaparsam siz de toprakta gazeteye sarılmış ekmekçi köfte yiyeceksiniz. Olur dediler, yaptım. Bir seyrettiler. Hakikaten çıkıyorum oraya. Ertesi gün bizimkiler hepsi şemsiyelerin altında masada sandalyeleri ayaklarını koymuşlar. Gelsin şarabı, soğuk suyu, meyve suyu, her türlü meyve, et. Bir hafta sonra sıkıldı bizimkiler. Tekrar toprağa yayılıp ekmeğin orada yiyor. Cüneyt Arkın'ın çocukluğundaki Eskişehir, bugün bambaşka bir çehreye sahip. Gondolları, tematik parkları, müzeleri, tiyatrolarıyla bir cazibe merkezine dönüştü. Bu dönüşümün arkasındaki kişi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Vizyonuyla çağının ötesine geçen Büyükerşen, akademisyenliği döneminde ise Türkiye'nin ilk uzaktan eğitimini başlattı. Açık öğretim fakültelerini kurdu. İçindeki çocuğu 83 yıldır canlı tutuyor. Belediyedeki mesaisine başlamadan önce her sabah atölyesine uğruyor. Parafinle şekil verdiği Bağmumu heykellerinin başına geçiyor, yüzlerini renklendiriyor, kaşlarını, saçlarını özenle dikiyor. Türkiye'nin efsanelerini Bağmumu'ndan yeniden yaratıyor. Aynen Eskişehir'i sanatçı titizliğiyle yeniden yarattığı gibi. Ben hep hayal kurarım, şimdi de hayal kurarım. Yani yetişkin yaşıma rağmen hayallerim hiç bitmez benim. Küçükken mesela bir bisikletim olsun isterdim. O bisiklete binip dünyayı dolaşacağımı düşünürdüm, onu hayal ederdim. Ama olmadı bisikletim. Ne zamanki mahallemizdeki fırıncı 2-3 tane bisikleti vardı, kiraya verirdi mahallenin çocuklarını. Ona binerdim, öylelikle de öğrendim zaten bisiklete binmeyi. Karşılığında da boş şişeleri, evde sağda solda bulduğumuz boş şişeleri verdik yarım saatliğine. Sonra ortaokul zamanında da enteresandır. Geceleri rüyamda kollarımı açar uçardım. Onun sonucunda rektör olduktan sonra sivil havacılık yüksek okulunu kurdum. Uçaklar aldım, simülatörler, pilot simülatörleri aldım. Türkiye'nin ilk sivil havacılık okuludur. Yüzlerce pilot yetiştirmiştir şimdi o. Temeline baktığınız zaman benim hayalimi görürsünüz. Çocukların yetişmesinde masalın çok önemli olduğuna inanıyorum. Belediye başkanı olduktan sonra da işte altyapı, ulaşım, ana sorunları hallediyorsunuz. Ama asıl önemli olan hedef kendime. Kimleri alayım ben, kimler için yapayım belediye başkanlığını diye düşündüğümde gördüm ki çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar yapmalıyım. Çocuklar yetişiyor durmadan. Hepsi benim masallardan aldığım keyfi almalılar, hatta yaşamalıydılar. Ben Disneyland mecmualarından, İngilizce olan o mecmualardan, magazinlerden bakar, Ali Sarıkalar Diyarı'nda falan filan onları okurdum. Belediye başkanı olmayı falan düşünmüyordum. Ben bir akademisyendim. Rahmetli Bülent Ecevit bana dünya çapında işler sayılabilecek eğitim konusunda atılımlar yaptınız, örnek oldunuz. Biz sosyal demokratlar belediyecilikte, şehircilikte örnekler yapamadık. Onun için size Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ediyoruz. Kendi doğup büyüdüğünüz şehir. Ve öylece kendimi belediye başkanlığında buldum. İlk seçimlerde 1999 yılı seçimlerinde Eskişehir'de Silme bütün belediyeleri aldım. Eğer bu dönemi de tamamlayacak olursam
çeyrek asır aralıksız olarak belediye başkanlığı yapmış olacağım. 25 yıl oluyor. Şimdi bizde atarsınız bir yetkiliyi, bir iş yapmasını beklersiniz kendisinden, bir proje gerçekleştirmesini istersiniz. Oturur, uğraşır, bunun bir senesi fikri düşünce olarak nasıl bir şey olacak? O fikri düşüncenin geliştirilmesi ile geçer. İkinci senesi araştırmayla geçer, üçüncü senesi projelendirmeyle geçer. Dördüncü sene finansmanını bulursunuz, beşinci sene uygulamaya koyacaksınız. Onun için kalkınma planları beşer yıllıktır. Fakat o bürokratların, o görevlendirilen kişilerin o görevi o tarihten önce veya sonra mutlaka değişir. Alırlar onu, bir başkasını getirirler. Ve başlayamadan, hatta bazen başlayıp bitiremeden ayrılmak zorunda kalır o projenin sahibi. Yerine gelen de bakar kendinden öncekinin başladığı bir projedir. Devam ettirmez. Bir başka zafiyet de budur. Kendi projesini onun yerine kullanmak ister. Böyle Türkiye bir sürü başlanmış projeler, bitirilememiş projelerin bu sebebi nedir diye arayan olmadığı için hep göz önündedir. Bunları görebilirsiniz her yerde. Siyasetin bir kavga ve dövüş konusu olan bir meslek, hatta profesyonel bir meslek haline geldiğini gördüm ve benim de işim olmadığını siyasette anladım. Ama bırakmak istememe rağmen birkaç kez, yani bu 5 senelik süre içerisinde Eskişehir halkı yakamı bırakmadı. Görev kabul ettik. Eskiden Sümerbak basma fabrikası var burada. Bu basma fabrikasında ne renk kumaş basılırsa porsuk çayı o renk akardı. Yani basma fabrikası anlardık ki biz kırmızı basmış, kırmızı akardı. Kahverengi basmış, kahverengi. Ve bu şekilde değil, tabii bir avuç akıyordu. Ve o da çok bakımsız ve kirliydi. Şimdi halini görüyorsunuz yani. Çok o yüzden çok şanslıyız. Teşekkür ederiz Yılmaz Hocam. İyi ki var. İyi ki başımızda, ilk yanımızda. Hoca buraya çok şey katıyor. Şehri çok değiştirdi. Allah başımızı eksik etmesin diye bir de dua edeyim. İyi ki varsınız. Çünkü bu şehrin eskiden çok kötü olduğunu ailem söylemişti. Değiştirdiğini biliyorum bu şehri. Çok iyi bir profesör olduğunu biliyorum. Dersine girmek nasip olmayacak ama şehrimizde olduğu için onunla gurur duyuyorum. Hayattaki en büyük eserim çocuklarım ve öğrencilerim. Yani başka da bir şeyim yok. Çulsuzum yani. Güneşli bir bahar günü düzenli yaptığı sabah yürüyüşünden sonra evinde ağırladı bizi Nevra Serezli. O, Türkiye'de tiyatro dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Tiyatroya lise öğrencisiyken Amerikan Kız Koleji'nde başladı. Haldun Dorman tarafından keşfedildi. 1966 yılından bu yana 50'nin üzerinde oyun ve müzikalde oynadı. Dorman, Çevre Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare, Tiyatro İstanbul'daki performanslarıyla birçok ödüle layık görüldü. Sinema ve dizi izleyicisinin kalbinde ise yaşama tutkun, zor zamanlarında bile gülümseyen mizacıyla taht kurdu. Hayat çok güzel. Hele şimdi belli bir yaşa geldikten sonra, yani artık dağın tepesine çıktık, aşağı doğru kaymaya başlıyorsun. Gerçekten her günün değerini bilmek çok önemli. Mutlu uyanmaya
çalışıyorum. Sevdiklerimi çok seviyorum. Hiç yaşımı başımı falan düşünmeden her rolü kıskanıyorum. Her oyunda rol almak istiyorum. Her dizide rol almak istiyorum. Sonra durup düşünüyorum, ya çimdikle kendine hayal kurma. Sen artık oynayabilir misin? Yo, neyi oynayamayayım pekala da şu rolü oynayabilirim diyorum. Çünkü doymuyorum oynamaya. Bu salgın hepimiz için çok şeyi değiştirdi tabii. Ben Ağaçlar Ayakta Ölür diye bir oyuna başlamıştım ve hesap ettim. Tam 45 oyun oynayabilmişiz. 16 Mart'ta en son Ankara'da sahneye çıktığımın notunu almışım. O günü çok iyi hatırlıyorum. 350-400 kişi biletliydi sahneye, bilet almıştı oyuna. Bir çıktık ki sahneye sadece 72 kişi var. Ve ben 50 senelik tiyatro hayatımda ilk defa 70 kişiye oyun oynadım. Güzel bir kadromuz var. Çok keyifli oynuyoruz. Daha 8. oyunumuz ama herkes çok severek geliyor, izliyor. Dolu dolu oynuyoruz. Ratingimiz çok iyi. O açıdan çok mutluyuz. Dolaşıyorsunuz tabii. Fevkalade oynadınız. Çok teşekkür ederim. Ama bilhassa bakın iyi oynadınız diye geliyorlar. Bunu da kayıt altına al. Alt yazı geçeriz yani. Tiyatrocu olmamın nedeni kolejden başlar. İlk daha adımımı attım, bir piyeste rol alarak başladım. 9 sene boyunca hep İngilizce oynadım. İngilizcemi çok geliştirdim. Amerika'ya gidemedim, burs alamadım. O bursu alamadığım zaman benim hayatım kaydı. Üzüntüden, ağlamaktan. Ama Haldun'la oynayıp dünyanın en büyük aşkı kocamı tanıdım. İşte 1965'in sonu 66 Dormen Tiyatrosu'nda tam böyle filmlerde olacak bir şekilde hani günün birinde bir telefon çalar, açarsınız telefonu ve size bir teklif gelir. Aynen böyle oldu. Yüksel Gözen rahmetli aradı. Nevra Şırvan'la mı görüşüyorum? Tabii o zaman cep telefonu falan yok, ev telefonu çaldı. Evet dedim, ben Haldun Dormen tarafından arıyorum. Sizinle bir piyes için, bir rol için görüşmek istiyor dedi. Ben orada düşüp bayılıyordum. Hemen ertesi sabah Beyoğlu'na gidildi, Dormen Tiyatrosu'na gidildi, Haldun Dormen'in önünde evet hocam ne istiyorsunuz diye. Yıllar önce dedi, 10 yıl önce dedi Ayfer Feray oynadı bu rolü, Gül Hanım rolü, Cengiz Han'ın bisikleti, onu oynamanı istiyorum dedi. Ama nasıl oynarım başrol? Yapabilir mi? Ben seni dedi takip ediyorum dedi, yapabilirsin dedi. Erol Keskin'le oynuyorsun dedi, zaten Erol Keskin sana her şeyi öğretir dedi. Ben öyle kulise girdim ve provaya başladım. Dizlerimin titrediğini hatırlıyorum. Hem dizlerim titriyordu hem de kolejin getirdiği bir snobluk ve ukalalıkla ben nasılsa bunun altında kalkarım diyordum. Çünkü kolejliler bir de Galatasaraylılar öyle kendilerine göre bir gruplaşma, bir kendine güven, bir özgüven patlaması vardır. Aslında biraz iyidir özgüvenli olmak. Sonra hayat size o özgüvenin hiçbir işe yaramadığını gitgide anlatıyor ama gene de yaptığınız işe inanırsanız ve kendinizden bu işi ben yapabilirim hissine kapılırsanız özgüven faydalı ve işinizde faydalı olabilir. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan bir teklif geldi ki hayatımın o da en değerli noktalarından biridir. Durdurun Dünya İnecek var. Genco Erkal'la birlikte teksti aldım, okudum. Yani şöyle söyleyeyim, bu yaşıma kadar belki bir iki tane ancak gelmiştir. Öyle rol bir daha gelmez. Ben gitmek istemedim. Metin bana dedi ki bir oyuncuya 40 yılda bir böyle rol gelir dedi. Sonra yıllar sonra bana niye ben gitmedim diyebilirsin. Lütfen dedi, bunu kabul et dedi. O yüzden de Metin'e hep müteşekkir kalmışımdır. Yani bir oyuncuya verilebilecek en güzel sırtından itme. Yani git yap bunu diye. Metin'i ilk gördüğüm an zaten aşık olmuştum ona. Bir Avusturya lokantasındaydı. Şimdi Selin ile meşhur Beyoğlu'nda. Tiyatrocular olarak da onlar da oraya geldiler. Kapıdan içeri Metin girdi. Nefesim kesildi. Acayip yakışıklıydı. O günü hiç unutmam ve giydiği kıyafet gözümün önünde yani. Beyaz bir dik yaka kazak ve kahverenginin koyusunda bir deri mont giyiyordu ve blue jean vardı ayağında.
Aman Allah'ım. Sonra ona söyledim. Bunu yıllar sonra devamlı dik yaka giymeye başladı. Metin'le biz tartışırdık. Oyununu seyrederdim. Şu koltuklarda gece otururduk. Kızma bana ama sana şunu şunu söyleyeceğim derdim. Niye kızayım ayol? Senin kadar iyi bir oyuncudan bunu duymak çok önemli derdi. Hiç kompleks yapmadan öyle bir düşünür, bir süzgecinden geçirir. Doğru ya acaba veya da hayır. Neden şöyle, neden böyle? Yani hiç kızdığını, eleştiriye açık olmadığı zamanları hiç bilmiyorum. O beni tabii ki eleştirirdi. Çünkü hep rejisör gözüyle bir kere bakıyor. Daha tecrübeli. Komediyi çok iyi biliyor. Ama beni hep mesela deve kuşu kabareye girmeme de git Devra, kabare de yaparsın Devra. Sen şöylesin, sen böylesin. Hep beni iteklemiştir güzel olaylara doğru. Hani karı koca birbirine engel olur, aynı meslek falan var ya. Yok öyle bir şey. Kişiliğe bakıyor. Bakmayın bütün ışıltılar içinde işte ödüller kalkar, şunlar olur, bunlar olur. Ama yuvana geldiğin zaman neticede seni kapıda karşılayan bir ailen yoksa hiçbir ödül de kıymetli değil. O ödülü ailenle paylaşman lazım. Şimdi bu sene mesela çok onur ödülü verdiler. Pandemi dolayısıyla herhalde, yaş dolayısıyla da. Hepsinde gurur duyuyorum. Ama hep mesela helal olsun ben kazandım, bu sene de ben aldım yerine. Ay Allah, Metin bunu paylaşamayacak hissine kapılıyorum. Biz konuşurken derdim ki sen benim neyime hayran oldun mesela. Ben de kafamdan işte gözüme hayran oldu. İşte dişlerime hayran oldu, bacaklarımı falan. Ellerine derdi. Çok moralim bozulurdu ya. Hayran kala kala bir ellerime mi kaldı? Ölçüsü çok güzel, tam bana göre derdi. O yüzden de hep el ele dolaşırdık. Bir sinemaya giderdik mesela. Hemen elini uzatırdı, elimi tut diye. Hiçbir filmi el ele tutuşmadan seyretmedik. En son günümüze kadar. Ne oldu? Duygulandık galiba. Yaşadım diye bilmen için. Yaşadım diye bilmen için. Yaşadım. Gideceğiniz yolu tayin ettiğiniz zaman, inandığınız ve cesur olduğunuz yolda gittiğiniz zaman zaten siz başarılısınız. Onun karşılığı tepede zirvede olmak değil, belki zirvenin eteği olabilir. Hayat akan bir sudur. Akar ve hep değişik yollardan giderek akar. Ama hayat akar iyisiyle kötüsüyle. Zaten hayatımız akan bir su. Hayatımız akan bir süreç. Tüm hayatımızda bir yere geldikten sonra şunu anladık ki kendimizi her zaman yeniden yaratmamız gerekiyor. Hayat kelimem, inanmak. Kesinlikle inanmak. İnanmayabilirsiniz bir şeylere, bu da belki şeyler. Ben iyi insanım diyebilirsiniz ama hiçbir zararı yok inanmak. Faydanın ötesinde hiçbir zararı yok. En son noktaya kadar çalışan bir insan olmak istiyorum. İnşallah bedenim, beynim, düşüncelerim, ellerim, sinir sistemlerim üretmeye sonuna kadar hizmet eder. Ben ihtiyarlığı şuna benzetiyorum. Bir yokuşa doğru çıkıyorsunuz, tırmanıyorsunuz bir tepeye doğru. Tabii nefesiniz kesiliyor tepeye tırmandıkça. Ama ne zamanki tepeye çıkıyorsunuz, varıyorsunuz, ulaşıyorsunuz hedefinize, ufkunuz genişliyor. Daha geniş bir ufku görüyorsunuz. Öleceksek öleceğiz. Belki huzura ereceğiz o zaman, bilmiyorum. Rahat edeceğiz mi? Ötede de iş karıştırır mıyım, karıştırmaz mıyım bilmiyorum. Babamın bir lafı vardır, onu her zaman düşünürüm. Yatağıma yattığım zaman, başımı yastığa koyduğum zaman mışıl mışıl uyurum. Kimseye verilecek hesabım yok. Benim kahramanım Türk halkı. Ah o Türk halkı. Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür. Onlar hiçbir bahaneye sığınmadan her yeni güne yeni bir maceranın başlangıcı gibi başlıyor, tutkuyla üretmeye devam ediyorlar. Onların da bir ömre sığdırdıkları acıları, kayıpları, büyük hayal kırıklıkları var. Hatta kalabalıktaki yalnızlığı hepimizden çok daha iyi biliyorlar. Ancak vazgeçmek yerine her defasında yeni bir yol bulmayı seçenlerden oldular.
yaşadım diyebilmek için inandıkları hayatı, alın teri, disiplin, sabır, azim, tutku, cesaret ve sevgiyle kurdular. Çünkü yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Yaşadım diyebilmen için, yaşadım.